Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle teyit denememizdeki dil bilgisi sorularını inceleyeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumda bana numaralanmış yerlerin hangisindeki noktalama işareti yerinde kullanılmamıştır diyor. Peronlara çıkarken etrafına bakındı şöyle bir. Evet cümlem kurallı bir cümle değil devrik bir cümle. Nokta konmuş. Bir problem var mı? Yok. Devam edelim. İnsan isteriyle dolup taşan merkezlerden biri Diyanet İngarı. İnsanlar telaşlı, yorgun, sevinçli ve bezgindiler. Burada bir problem var. Problemim şu. Bezgindiler, yüklem. Yüklemden sonra 3 nokta konmuş. 3 e, noktanın tanımını hatırlayalım. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelirdi. 3 nokta yüklem olmayacaktı. Burada yüklemim var, 3 nokta var. Olmaz cevabım çıkmış oldu. İkinci sorumda bana yazım yanlış soruyor. A şıkkından başlayalım. Kadir çocukların sesiyle hayallerinden sıyrıldı. Fark ettiyseniz söylerken de zaten bir tuhaflık var. Şu şekilde olması gerekiyordu. Sıyrıldı. Fakat burada I harfini de kullanmış. Yani şuradaki ünlü düşmesini yapmadan vermiş bize. Bu yüzden de cevabım A şıkkı. Üçüncü soruma geldiğim zaman noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. A şıkkından başlayalım. Çocukları bu işe seferber eden oydu. Oltaları cumartesi gerisinden hazırlayan da demiş. Yüklemim yok. 3 nokta var. Problem yok. Kendi halinde işi yolunda hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. Problem yok. Hür kuşlar kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk arkadaşlık yalnızlık seslerine iyi gelir diyor. Burada da bir problemimiz yok. Uçaklar hep ya üstümüzden ya da solumuzdan gelip geçiyor derken burada da bir problemim yok. Bu güzelin meyveler bahçeden mi sen pazarından mı? Burada bir problem var. Neden? Bahçeden bildikten sonra soru işareti koymuş. Buraya virgül koyması gerekirdi. Zaten soru işaretinden sonra büyük harfle başlaması gerekiyor. Küçük harfle başlamış. Yani cevabım Edirne. Dördüncü sorum yazım yanlışı sorusu. Zaman buldukça DS'deki iş yerine diye gidiyor soru. Şimdi bu DSI'deki devlet su işleri diye açmıyoruz. Kısaltarak okuyoruz. DSI'deki derken bir problem yok. İş yerinde de bir problem yok. Onu ziyarete gidiyordum. Bazen hay, e, havadan, sula, havadan sudan şeyler konuşurduk. Şimdi buradaki bazen olmaz. Bu bazendir. Buradaki A harfi E harfi olması gerekirdi. Cevabım çıkmış oldu. Bir diğer soruma geçtiğimde şu e, sorumuza bakalım. Soru bize diyor ki bu cümlede geçen bugünden yarına kalacak yazılar sözüyle vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi direkt bu sözü okuyup da aşağıya okumak biraz riskli olur. Şuradan hemen cümlemi yakalayıp aşağıya inebilirim. Şöyle yapalım. Yarın eleştirmeni yazın tarihçisi bugünden yarına kalacak yazıları incelerken belki daha çok öyküler üzerine duracak. Onların kültürümüze ne kattığını belirtecektir. Tamam kastettiği şeyi anladık. Bugünden yarına kalacak derken kalıcılıktan bahsediyor. Klasikleşmesinden bahsediyor durumun. Bu yüzden kalıcılığı alabilirim. İçerik dediği şey zaten biliyorsunuz ki konuyla alakalıdır. Üslup dediği şey e, dille alakalıdır. Bu yüzden bunların zaten hiç alakası yok. Özlüklü, etkileyecek de aynı şekilde çok uzak kavramlar. Kalıcılığı işaretledik. Şimdi 8. soruma geliyorum. 8. soruda da bana diyor ki parantez içerisindekiyle uyuşmamaktadır. Bilim'in e, bilişim çağının bu baş döndürücü. Baş döndürücü aşırı hızlı. Eşleştirme bu şekilde. Yani e, burada bir problem yok gibi duruyor. E, aşırı hızlı gelişmeleri karşısında özellikle bireysel hayatın şekillenmesine temel teşvik eden, yönlendirici olan, temel teşkil etmesiyle yönlendirici olmayı bir tutmuş. Burada sanki bir problemim var tuttum burayı. Eğitimin gelişmelerinden uzak kalması düşünülemez. Teknolojinin gelişmesine yani ilerlemesine bir problem yok. Paralel olarak eğitim süreçleri bu duruma ayak uydurmaya, uygun hareket etmeye Arkadaşlar ayak uydurma, uygun hareket etme, aynı şeyler, uyumlu olmak, bunlarda bir problem yok. Ee, en yalın, süssüz ve sade. Şimdi yalın demek zaten süssüz demek, sade demek. Bunlar birbirine uyum sağlayan kavramlar, uyumlu kavramlar, aynı kavramlar. Bunlarda da bir problemim yok. O zaman cevabım çıkmış oldu. Devam ediyorum. Bir sonraki soruma geldiğimde sorum şu şekilde. Özdeğişle anlatılmak istenen en yakındır diyor. Dikkat edin yakındır demiyor en yakındır diyor. Bu soruları daha dikkatli çözmeniz gerekiyor. Bir filozof söyledikleri ya da yazdıklarıyla değil nasıl yaşadığıyla hatta yürüyüşüyle anılır. Şimdi bu söze yakın olan kavramı pardon şıkkı bulacağız. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Arkadaşlar şimdi aynesi iştir kişinin bu söz bir kere zaten Ziya Gökalp'in sözü. Burada ne demek istiyor? Burada diyor ki ee, söze değil de söylenen, söylenen şeylere değil de yapılan şeylere bakılması gerektiği yönünde bir sözdür bu. Ee, burada anlatılan e, cümleyle de birebir aslında uyuşuyor. Fakat en yakın dediği için ben iki şıkka daha bakayım. Sağlama alalım işimizi. Söylediği tek söz yeter kişi fotoğrafı çekmeye. Ee, bir başka insan gizlidir gelen her bebekte. Bunlar e, bunun kadar yakın kavramlar değil hatta hiç alakaları yok desem bile yeridir. Bu yüzden cevabım çıkmış oldu. Bir diğer soruma geliyorum. 12. soruya bakıyoruz. Şimdi 12. soruda bize diyor ki hangisi yanlıştır? Birinci cümlede özne isim tanımlamasından oluşmaktadır. Karganın biri seke seke yürüyen keklik görmüş. Şimdi burada şöyle yapalım. Görmüş yüklem gören kişi kim? Karganın biri. Karganın biri bu durumda özne olur. Peki neyin karganın nesi biri tamlayan tamlanan. Doğru mu? Doğru. Yani belirtili isim tamlaması var. Çıktım. İkinci şıkka geldiğim zaman adıl vurgulanan ögeyi oluşturmuştur diyor. Adıl dediği şey bildiğiniz zamirdir. Bakalım onun yürüyüşünü çok beğenerek ona özen göstermiş. Arkadaşlar şimdi şöyle vurgulanan öge Cümleden, pardon yüklemden bir önceki ögedir. Yüklem burada e, özenmiş. Özenmişten bir önceki ögem e, zamirdir, doğrudur, bir problem yok. Bağlı fiil cümlesidir üçüncü cümlem. Günlerce uğraşmış ama keklik gibi seke seke yürüyememiş. Aman var, yürüyememişim var, herhangi bir problemim yok. Bağlı fiil cümlesidir, geçtim. Dördüncü cümledeki yüklemler anlamca olumsuzdur. Bakalım sonunda bu sevdadan vazgeçip eskisi gibi yürümeye karar vermiş. Karar vermiş ama bunu da becerememiş. Şimdi anlamca olumsuzdur diyor ama olumsuz değil buradaki yüklemim. Bu yüzden cevabım denizdir. E şıkkına bakmaya gerek yok. Bir diğer soruma geldim. Soru da bana diyor ki bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi şöyle yapalım. Geniş zaman ile çekimlenmiş fiil. Geniş zaman ar er biliyorsunuz ki sabahları aşık değildim dedim. Hakikaten de öyleyimdir. Her sabah rahat neşeli olurum. Hatta sesime bakmadan türkü söylerim diye devam ediyor. Burada söylerimdeki ar ben alabilirim geniş zaman olarak. Devam edelim. İsim fiil almış sözcük. İsim fiil eki almış sözcük. Biliyorsunuz ki isim fiil eklerimiz e, mağışmaktan gelirdi. Bunu şu şekilde de yanına e, yazalım. Mağışmaktan gelirdi. Burada nerede var? Çalışmak sevdiğim bir şeydir derken makmeki buradan çıkardı. İyilik eki dediği şey iyilik eki sahiplik anlamı katar. Aitlik anlamı katar. Burada nerede sahiplik aitlik anlamı var? ...sesime, benim sesim şeklinde şuradan çıkartabilirim. Derecelendirme zarfı dediği şey şudur. Bu en çok az gibi kavramlarım olacak. Sabahları aşık değildir dedim. Bakıyorum soruya tekrardan. Hatta sesine bakmadan türkü söylerim. Herkes işime gider ben de Çalışmak sevdiğim bir şeydir. Herhangi bir derecelendirme zarfım yok. Cevabım çıkmış oldu. Ama biz yine de e şıkkını da söyleyelim. Belgesel sıfat dediğimiz şey belirsiz olandır. E, i̇simle çalışma gibi bir durumu da söz konusuydu. Belgesiz sıfatını tekrardan hatırlatalım. Devam ediyorum. Şimdi soru da bana diyor ki, e, sorun biraz çıkmamış ama olsun önemli değil. Ben size okuyacağım. Bu numara, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Bakalım. Onu karşılıksız bıraktık ve kaçarcasına ayrıldık düşünden diyor ilk cümle. Onu dediği şey burada kişi zamiridir. Şahıs zamiridir. Kendimizi dediği şey burada dönüşlüktür. Dönüşlük zamiridir. Devam ediyorum şurada nasılım var? Şuradan okuyalım. Alışkın olmadığımız kımılsızlığın nasıl bir tadı olduğunu sorduk. Evet şurayı bir tutalım. Kimse bilmiyordu. Kimse burada belgesiz zamirdir. Neden belgesiz zamirdir? Belirsizlik bildiriyor ve ismin yerine gelmiş. belgisiz zamirim çıkmış oldu. Bize tuhaf bakıyorlardı. Buradaki bize de şahıs zamirimdir aynı zamanda kişi zamiri de diyoruz. Bu da çıkmış oldu. O zaman cevabım Ceyhan. Peki neden Ceyhan? Ceyhan zarftır. Nasıl zarftır? Devam ediyorum. 17. soruma bakalım. 17. soruda bana diyor ki hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Şimdi gökyüzünü çizip durmuştur. Durmuştur diyor ya. Bu normalde D harfi. Yani durmuş dur D harfi yani yumuşak olan e, harfim sert olan T'ye dönüşmüş. O zaman ünsüz sertleşmesi söz konusu. A şıkkını eledim. De, ama bir tane ses olayım var. O yüzden de eliyorum. Şimdi B şıkkına baktığım zaman dalgınlığı diyor. Burada dalgınlık K harfim var. K e, sert bir harf. Sert harfin yumuşaması söz konusu ünsüz yumuşaması var tek bu olduğu için bunu da eliyorum. Kaybolan. Şimdi kaybolan da kaybolan nasıl bir ses olayım var? Şöyle yan çevireyim. Bu kayıptan gelir. Ünlü düşmesi var. Burada bir tane. Bunu aldık. Aynı zamanda P harfi yani kayıp ya normalde bu. P harfi B harfine dönüşmüş. Bu P harfi sert bir harftir. B harfi yumuşak bir harftir. Aynı zamanda da ünsüz yumuşaması söz konusudur. İşte iki tane ses olayım olduğu için cevabım da çıkmış oldu. Bu soruyu da geçtikten sonra son soruma geldim. Son sorumda 12. şey pardon 20. soru hangisinde birden çok yapım eki vardır? Şimdi yapım eki, hatırlarsanız ki geldiği zaman, söyleye geldiği zaman anlamını değiştiriyordu. Bakalım. Dudaklarından. Arkadaşlar dudaktan dudaklar, dudaklardan dudakların sonra tekrar dan eki, ayrılma, çoğulluk eki. Buradaki eklerin hepsi çekim ekleridir. O yüzden A direkt eledim. Süzülmüştü. Şimdi bunun kökünü süzmekten alsak süzülmüştü. Arkadaşlar zaten şunlara baktığın zaman hemen görebiliyorum. Neden? Çekim eklerini biliyorum zaten. Çekim ekleri geçmiş zaman ekim, geçmiş zaman ekim. İki tane çekim ekim var. Zaten yapım ekim kurtarmıyor. Geçtim. Işıltı. Bunun kökünü ışımaktan aldığım zaman ışıltılı. İki tane yapım ekim var burada. Gördüğünüz üzere. Bu yüzden cevabım zaten çıkmış oldu. Çekim eklerini bilirseniz çok daha pratik bir şekilde bu tip soruları da çözebilirsiniz. Anlamadığınız sorular olursa yardımcı olurum. Yine bu videoların da devamı gelecektir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.